Yabancı bir şehzadenin namazının kılındığı nerede görünmüş Mahmut Ağa? Hem de ordugahta. Nasıl müsaade edersin buna? Ordu şeyhi kendi başına hareket etmiş paşam. Yeniçerilerde baskı kurunca mecbur kaldık. Hünkârımız otağındalar mı? Kimseyi kabul etmiyorlar paşam. Şehzadelerimizi bile geri gönderiyorlar. Taşçıl cenazeye geldi değil mi? Geldiler paşam, ordugahtalar. Şehzademizi koruyamadık. Sakınamadık. Şehzadem. Otağınıza dönmeniz lazım. Rahmetli şehzademizin cenazesi Bursa'ya gidecek. Orada merhum Sultan Murat Ağa'nın haziresine defnedilecekler. Yahya Bey. Rüstem Paşa Hazretleri sizi otağına bekliyor. İyi iş başardın Hikmet Ağa. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Yeniçeri cenaze için toplandı. Akabinde ortalık karışacak. Söz verdin. Koruyacaksın beni değil mi? Amasya'ya doğru yola çıkacaksın. Mahidevran Sultanımıza ve şehzademizin haremine bu elim haberi sen vereceksin. Ben şehzademizin cenazesine refakat edeceğim. Amasya'ya gideceksin. Bunu sultanımıza ver. Hünkârımız Amasya Sarayı ahalisinin Bursa'ya gitmelerini emretmiş. Sultanlarımız defin için beklenecekler. Zulm ile abad olunmaz Rüstem Paşa. Yalan ve iftirayla hünkârımızı zehirlediniz. Bu büyük vebalin altına koydunuz. Bir gün bunun hesabını vereceksiniz. Ve o günler sizin sandığınızdan çok daha yakın. Hünkârımızın iradesi herkesin üzerindedir Taşlıcalı. Sana rahmetli şehzadenin en yakın adamı olarak büyük bir vazife düşüyor. Sükuneti sağla. İsyana geçit verme. Korkunun ecele faydası yok. Thank you.
Neden çağırmış seni? Amasya'ya gideceğim. Haberi ben verecekmişim. Atmaca'dan haber yok mu hala? Yok paşam. Öldürüp bir kenara attılar belli ki. Korkut ve Beşir Ağlar da kayıp. Onları da öldürmüşlerdir kesin. Sizi ikaz ettim Taşlıcalı. Neden geldiniz? Oku siz mi attınız? Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Aranızdaki hain o. Hikmet Ağa. Atmaca'yı, Korkut ve Beşir Ağa'yı kurtların önüne atan o. Cihangir. Git. Git buradan. Ben ne yaptım Cihangir? Benim günahım ne? Biliyordun. Biliyordun benden sakladın. Mani olurum diye engel oldun bana. Çık buradan. Çık defol. Çık buradan çık. 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 Hikmet Ağa. Ne oluyor ağalar? Nasıl böyle destursuz girebiliyorsunuz? Bir de Deyyus. Bir de Melun. Şehzademiz senin ihanetin yüzünden katledildi. Bunun hesabını vereceksin. Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim size, bırakın! Hey ahali! Ağalar, beni dinleyin. Rahmetli Şehzademiz Mustafa Hazretleri işte bu hain yüzünden can verdi. Şehzademize iftira atıp Rüstem Paşa ile birlik olmuş. Şehzademizin koyunsunu kazmıştır. Şehzadem, ordugah karışacak gibi. Çadırınızda daha güvende olursunuz. Derhal nizam alın. Paşamızı koruyun. Hadi. Hikmet Ağa ifşa oldu paşam. Öldürecekler. Hadise büyüyebilir. Allah kahretsin. Beni buradan derhal çıkartın. Şu an mümkün değil paşam. Burada daha emniyettesiniz. Acıyın bana. Yapmayın. Sen şehzadeniz acıdın mı? Hayır. Durun. Öldürün onu. Hayır. Bırakın. Durmayın. Bırakın. Durun. Yapmayın. Benim bir günahım yok. Rüstem Paşa yaptırdı. Durun ağalar. Verdi emri. Durun ağalar. Durun. 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 Duydunuz değil mi? Suçunu itiraf etti. Rüstem Paşa ile birlik olduğunu itiraf etti. Ah, bre Deyyus. Korkut Ağa nerede? Beşir Ağa nerede? Ne yaptınız onlara? Rüstem Paşa,
Öldürttü onları. Ağaçların oradaki dereye attılar. Konuş köpek. İtiraf et. Başka kimler var bu işin içinde? Vurun! Dev artırın şu şerefsizi! Vurun sırmayı! Vurun! Ağalar! Ağalar yürüyün! Rüstem Paşa bu yaptığının hesabını verecek. Kellesini alacağız! Hünkâr. Neler oluyor Ahmet Paşa? Derhal izahat ver. Yeniçeriler hayli öfkeli hünkârım. İkinci bölüğün ağası Hikmet'in kellesini aldılar. Rüstem Paşa ile birlik olup merhum şehzademize tuzak kurduğunu söylediler. Ne tuzağından bahsederler? Bilmezler mi? Hükmü ben verdim. Hikmet Ağa kendi ağzıyla itiraf etti. Rüstem Paşa'nın emriyle Korkut ve Beşir Ağaları öldürmüş. Hadisenin aslı astarı nedir bilmiyoruz. Lakin asker öfkeli, isyan kapıda, rahmetli şehzademizin de masum olduğuna inanırlar. Masum, öyle mi? Herkes Rüstem Paşa ve af buyurun haşa huzurdan Hürrem Sultanımızın yalan yanlış malumatla sizi yanılttığını konuşmakta. Bu sebeple Rüstem Paşa'nın kellesini isterler. Hünkârım, derhal müdahale etmezsek hadiseler büyür, önünü alamayız. Rüstem Paşa! Hüseyin Çavuş! Hepiniz beni dinleyin! Hikmet denen hain suçunu itiraf etti paşam. Rüstem Paşa'nın canını almadan hiçbir yere gitmeyiz. Ağanın itirafını ben de işittim. Hepsini aynen hünkârımıza söyledim. Paşa'yı huzura çağırdılar. Bizzat sorgu sual edip cezasını verecekler. Buna nasıl inanacağız, öyle değil mi? Ağlar! Dinleyin! Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Tek bir Yeniçeri'nin dahi burnu kanasını istemem. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Rüstem Paşa suçunun bedelini ödeyecek. Açılın ağalar! Eğer bir oyun ederlerse... elbet hesabını sorarız. Paşa Hazretleri... benimle gelin. Sen delirdin mi be adam? Dışarı çıktığım anda lime lime ederler beni. Hünkârımızın emrine karşı mı çıkıyorsunuz? Kendilerine bunu mu söyleyeyim? Yeniçeri aç! Aç! Oh,
Hikmet Ağa denen gafilin itirafını işittim. Söylediğine göre benim iki Yeniçeri ağamı öldürtmüşsün. Doğrudur hünkârım. Lakin buna mecburdum. Aksi halde isyan çıkartıp sizi tahttan indirmeye teşebbüs edeceklerdi. Suçunu kabul ediyorsun demek. Kaldır başını! Kaldır! Ben yalnızca sizi korumak istedim hünkârım. Biraz evvel öldürülen Hikmet Ağa onlandardı. Ben yakaladım. İtiraf ettirdim. Gizlice isyan tertip etmişler. Şehzade otağınıza girmeden isyan çıkartacaklardı. Buna mani oldum. Bırakın! Herkes senden nefret ediyor. Senin kelleni istiyorlar. Senin yüzünden masum bir şehzadeye kıydığını söylüyor herkes. Bir baba olarak vaziyeti sanıyorum hünkârım. Acınız büyük. Acınız tarifsiz. Lakin bir hükümdar olarak en doğru kararı verdiniz. Zinhar şüpheniz olmasın. Şehzade Mustafa masum değildi. Nizam-ı alem için buna mecburdunuz. Siz bir cihan padişahısınız. Şimdi her zamankinden güçlü olmalı. Hükmünüzün arkasında durmalısınız. Aksi halde nizam bozulur. Hanedan-ı Osman'ın istikbali tehlikeye düşer. Rüstem Paşa, seni azlediyorum. Derhal mührü teslim et ve ordukü atar geldi. Bari tahta döneceksin. Seninle ilgili nihai kararımı sefer ertesinde vereceğim. Yıkıl karşımdan! Hünkârımız Sultan Süleyman'ın Hazretleri, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'yı azletmiş ve ordugâhtan sürmüştür. İstediğiniz oldu. Nizamı sağla artık. Madem artık Vezir-i Azam değil, ona istediklerini yaparlar paşam. Ben karışmam. Paşa Hazretleri, hünkârımı size emrettiler. Hünkârım. Ahmet Paşa. Emredin hünkârım. Rüstem Paşa'yı azlettim. Ondan boşalan Vezir-i Azamlık makamına da seni tayin ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Seni vekili mutlakım tayin ettim paşa. Gelip el etek öpmeni icap ederken ne diye dikilirsin karşımda? Hünkârım, lütfediyorsunuz. Şeref duydum. Bana layık gördüğünüz bu mukaddes vazifeyi gururla ifa etmek isterim. Lakin... Sen ne istersin paşa? Şart mı koşarsın yoksa? Haşa hünkârım. Ben sadece... canımı sizin teminatınız altına almak isterim. Vezir-i Azamınız olduğum müddetçe... idamıma hükmedilmeyecek. Aksi halde bu vazifeyi ifa edemem. Canımı kurtardığıma şükrediyorum.
Hünkârımızın hali hal değil paşam. Önüne çıkanı yok etmeye, tüketmeye meyyal. Sen onu bunu bırak da ordugâhtan nasıl çıkacağım onu söyle. Bütün hazırlıkları tamamladım paşam. Kuşluk vakti çıkacağız. Rüstem paşam, bilmeniz icap eden bir husus var. Hünkârımız Kara Ahmet Paşa'yı Vezir-i Azam olarak tayin ettiler. Hünkârımız suların durulması için evvela beni kurban etti. Şimdi de devletin başına Kara Ahmet Paşa'yı getirdi. Cefasını ben çekiyorum, sefasını başkaları sürecek. Hünkârımız beni azletti. Kardeşim, anlayacağım. Bundan böyle vezir-i azam değilim. Nasıl olur? Yoksa her şeyi anladılar mı? Hayır. Lakin şüphesi dahi kafi. Canımı zor kurtardım. Gecenin bir yarısında Bostancı kılığında kaçtım ordugâhtan. Şehzade Mustafa'yı sevenler rahat durmayacaktır. Payitahtı yangın yerine çevirebilirler. Tedbir almamız icap eder. Sen hiç merak etme. Seni ve sultanımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben buradayken kılınıza bile dokunamazlar. Sana da diş bileceklerdir Sinan. Dikkatli ol. Ne demeye gelmiş Rüstem Paşa, bir şey dediler mi? Malumatım yok sultanım. Acilen sizi görmek istemişler. Sultanım. Hoş geldin diyeceğim lakin anladığıma göre havadisler pek iyi değil. Şehzade Mustafa isyan mı etti yoksa? Babam nasıl? Kardeşlerim. Telaş etmeyin sultanım. Size müjdeli bir haber vermek için geldim. Müjde mi? Şehzade Mustafa. Hünkârımızın emriyle İdam edildi. Şimdi sen bana her şey bitti diyorsun. Kazandın diyorsun. Öyle mi? Her şey bitti mi sahiden? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Büyük bir zafer kazandınız. Lakin daha bitmedi. Bu ölümle dört bir yana ateş sardı. En vahimi de
Hünkârımız beni azlederek kurtların önüne attı. O kadar çaresiz kaldım ki. Yeniçerilerin gözlerine kan bürümüş. Kellemi istiyorlar. Bugün olmasa da yarın gelecekler. Beni öldürecekler. Ne bekliyordum ki? Şehzade Mustafa onların tek umuduydu. Ellerinden aldık. Ölümüne sebep olduk. Her birinin yüreğine kor ateş düştü. Şimdi içeride dışarıda tüm güçleriyle bize saldıracaklar elbet. Bana, sana, şehzadelerime dünyayı dar etmek isteyecekler. Şimdi dik durma vaktidir. Eğilmeden, bükülmeden bir dağ gibi karşılarına dikilme vaktidir. Sen de bilirsin ki sular dalgalanmadan durulmaz. Babam da orada mıydı? Cellatlar abimi boğarken hünkârımız da orada mıydı? Otağındaydılar. Celatlar evvelden gizlice gelmişler. Ben daha ilk kimsenin haberi yoktu bundan. Belli ki hünkârımız daha buradayken her şeyi düşünmüş. Hesap etmiş ve öyle çıkmış yola. Korkuyor musun? Hiç inanmadım Rüstem. İhtimal dahi vermedim. Zira babamı biliyordum. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdi. Yapmaz dedim. Yapamaz. Fakat kıydı. Kendi öz evladına kıydı. Bu bir cihan padişahının kararıydı. Bir babanın değil. Cihangir kahrolmuştur. Zaten sırtında bir yükle doğdu. Bu ona ağır gelecek. Tehlikede olan biziz Mihrimah. Peşimize düşecekler. Kellemizi isteyecekler. Bu meseleden bizi mesul tutuyorlar zira. Yalan mı? Babamın elini kana bulayanlar bizler değil miyiz? Ben o mührü almasaydım, sen o mektubu yazmasaydın, bunların hiçbiri olmayacaktı. Mihrimah. Çarşı fokur fokur kaynıyor sultanım. Başı bozukların gözü dönmüş, kana susamışlar. Malumun ilanı. Bir ay kara kopacak. Mühim olan bunu zapturapt altına alabilmek. Başka ne işittin? Hürrem Sultan'ın, Rüstem Paşa'nın canını alalım. Şehzade Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmet'i tahta geçirelim diye ortalığı velveleye verdiler. İşte boş boş konuşuyorlar. Öyle şeylerin üstünde durmamak lazım. Tam aksi. Böyle konuşanları ciddiye almalıyım. Böyle lakırdıların üzerinde durmalıyım ki sonradan başımız ağrımasın. Fahriye, bana kağıt mürekkep getir. Emredersiniz sultanım.
Hünkârımızı bu tevatürlerden haberdar etmeliyim. Bu vesileyle başsağlığı da dilemiş olurum. Bu seferden kim bilir ne zaman dönecek.